Değerli medya kuruluşları, öncelikle bizleri kırmayıp sesimizi duyurmaya köyümüze hoş geldiniz. İlimiz Düzce'ye 18 kilometre uzaklıkta olan, Yılca ilçemize 20 kilometre uzaklıkta olan 100 haneli Tuğrul Köyü. Köyümüzün köy yol ayrımından köye kadar toplam 4 kilometre olup halen asfalt hizmeti alamamaktayız. Bundan dolayı ulaşımda ciddi zorluklar yaşamaktayız. Yollarımız adeta kazaya davetiye çıkarmaktadır. Dün itibariyle başlatılan beton asfalt çalışmasında beklenen hizmetin alınmadığından 4 kilometre yolun sadece 1 kilometresi asfalt gelmiştir. Bu hizmet yetersiz bulunmaktadır. 21. yüzyılda AK Parti döneminde defalarca asfalt hizmeti almış olup köyler olmasına rağmen biz henüz o hizmetten faydalanamaktayız. Siz değerli medyamıza sesimizi duyurmanızı rica eder. Gördüğünüz üzere köyümüzün yollarının asfalt çalışmasını tamamlanmasını istiyoruz. Köyün zaten belli bir kısmına kadar Heylanoğlu bölgeyi göreceksiniz. Orada da çekimlerinizi yapabilirsiniz. Köyümüz ciddi anlamda heyelan tehlikesi taşıyor. Bir sefer geldi orayı il özel idare yaptı. Ama şu anda orada ciddi anlamda batmalar oluşuyor. Bu sefer kamyonlar da malzemeyi taşırken iyice çöktü orası. Çökmeler yaşıyor. Bu kış daha kötü olacak. En azından hani aşağı köye kadar asfaltlanma olursa bu köyde de ciddi anlamda ferahlama olacaktır. Zor ulaşım sağlıyoruz. Yazın dediğiniz gibi toz. Aşağı mahallemiz de yine buraya kadar geldi. Biz niye hizmet alamıyoruz diye. Onlar da tabii halince haklı. Yani biz bu bir kilometre asfalt için mi yani bu köy burada, ben anlamadım. Yani şu Yılca, Büyütü'nde, Düzce'de bir iki köyümüz kaldı. Yani başka yok. Bir kilometre yavarı yok işte şu verilen asfalt. 2020 yılında Ocak ayında göreve geldikten sonra köyümüzün Düzce, Yılca ana yolundan köy hududuna kadar yollarının genişletmesini yaptık. Ve bir sene, iki sene zarfında köyün yolunun tabii ki genişletme yaptığımızdan dolayı oturmasını bekledik. Heyelanlar oluştu. Onları da yaptıktan sonra bu sene zarfında bir kilometre beton asfalt olaraktan ayırdık. Tabii ki şunu da söylüyoruz. İl Başkanımız Mustafa Keskin Başkanımızla görüştüm gelirken. Düzce programları bittikten sonra köyümüzün yolunu tamamen asfalta kadar indireceğiz. Bunu da arkadaşlara burada söylüyoruz. Kendileri de rahat olsunlar. Teşekkür ederim.